Gözlerimi açıp baktığımda babam bize tahta parçalarından, kargılardan, üzeri çamurla sıvanmış bir ev yapmıştı. İki tane küçücük penceresi vardı ama açılmazdı. Eskiciden ikinci el çinko almış, bunlarla evin üzerini kapatmıştı. Bir göz odaydı evimiz, bir avlunun içinde. Elbette bu arsanın bir sahibi vardı. Her Eylül ayında bu arsanın kirasını vermek için kocaman bir konağa giderdik. Böyle söylüyor Muzaffer İzgü. Seyhan kıyılarından topladığı ebe gümeci, yıkandığı leğen, her gün annesinin pişirdiği bulgur aşı, daha neler neler. Isınmak için gittiği Halk Evi kütüphanesi ise yaşamında önemli dönüm noktasını oluşturur. İlk kitabı burada okur. Sonrasında Ramazanoğlu kütüphanesi. O dönemde kitap bulundurmak zorunda olan kıraathaneler, Muzaffer İzgün'ün sürekli kitap alıp okuduğu mekanlar olacaktır. Yatak odamız, yemek odamız, oturma odamız, efendim konuk odamız, hatta banyomuz. Annem beni leğende yıkardı. Çok iyi anımsıyorum o leğende yıkadığını böyle. Leğenin iki tarafını tutardım ben. Bir tas su dökerdi, yandım anne yandım, ayağı fırlardım. İlk gece konduğu yapanlardan biridir babam Adana'ya. Birinin arsasının üstüne yapmış. Duvarları kargı. Duvar, kargılar berdi derlerdi ona Adana'da, örülmüş, kargıdan örülmüş. Üstü de hem dışarıdan hem içeriden çamurla sıvalı. İkinci elde babam dama çinko, oluklu çinko satın almış, onu da dama çakmış. Arada bir elini böyle yapar, evin karşısında durur, evi izler, hoşuna giderdi. Bizim evde işte... Yağmurlu günlerde okuldan geldiğim zaman üstümü başımı kurutacak hiçbir sıcaklık falan yok. Paltom yok, şemsiyem yok. Nedim vardı bir arkadaşım, Nazmiye teyze. Onların durumu iyi, onların evine gider. İşte kurunurdum. O gün Nedim dedi ki okuldan çıkınca seni götüremeyeceğim Muzaffer. Ablamın nişanı var, ev böyle kalabalık. Sana bir yer tarif edeyim, oraya git. Neresi orası Nedim? Halk Evi Kütüphanesi. Nerede Nedim? İşte şöyle şöyle gidersin falan. Ve ben okuldan çıktım. Nasıl yağmur, nasıl yağmur? Koşa, 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 koşa gittim. Kütüphaneyi buldum, Halk Evini buldum. Kütüphane yazısını da gördüm. Öyle kapıyı açtım. Nasıl bir sıcaklık yüzüme yağdım. Burnumdan su damlıyor, kulağımdan su damlıyor. O soba mıknatıs gibi beni kendine çekiyor. Tam sobanın dibine yaklaştım. Gözlüklü bir amca oturduğu yerden kalktı. Çocuğum sen az önce havuza falan mı düştün dedi. Yok amca dedim, benim şemsiyem yok, paltom yok, ıslandım. Sen niye geldin buraya dedi. Üstüm başımı kurutacağım dedi. Dersimi de çalışacağım, yapacağım, ödevimi gideceğim dedim. O adamcağız bir sandalye getirdi. Ceketimi çıkarttı, geçirdi, sobaya çekti. Bana da bir sandalye getirdi sobanın dibine. Kurun çocuğum dedi. Kurundum. Ondan sonra oturdum, dersimi, ödevlerimi yaptım. Bir baktım bir çocuk orada bir ablaya gitti, kitap verdi, aldı eline. Ben kitap nedir bilmiyorum falan. Çocuk geldi, oturdu yanındaki masaya, parayla mı veriyor? Hayır dedi, ücret. İstesen bana da verir mi? Gittim ablacığım lütfen bana da bir kitap. Nasıl bir kitap olsun? Çok yazara sorun, ilk okuduğu kitabı bilmez. Ben biliyorum, Define Adası'nı verdi abla bana. Oturdum. Bir hoşuma gitsin kitap, bir hoşuma. Dağlar, denizler, altınlar, gümüşler, macera, dalgalar. Abla omuzumu dürtüyor. Küçük küçük kapatıyoruz bak.
Aa, ablacığım kitabı eve götürebilir miyim? Yok dedi, adını yazacağım, kağıt koyacağım arasına, yarın gel. Ve o günden sonra bütün iştenliğimle söylüyorum, o Adana Halk Evi Kütüphanesi benim ikinci... Öğretmeni Yusuf Gülen'i ise hiç unutmayacaktır. Pencereden düşmekte olan bir yaprağın kısa öyküsünü yazar ve öğretmeni bunu çok beğenir. Okulun Duvar gazetesinde de sergilenince dünyalar onun olur. Muzaffer İzgü ilk yazısının yayınlanma duygusunu burada yaşar. ...29 Ekim 1933 tarihinde Adana'da Seyhan Nehri kıyısında kurulu olan Türk Ocağı Mahallesi'nde doğan İzgü, yoksul bir çocukluk dönemi geçirdi. Bulaşıkçılık, garsonluk, sinemalarda gazoz satıcılığı gibi işlerde çalışarak eğitimine devam etti. Yaz tatili yapamadım çocukluğumda bile. Hep çalıştım, hep çalıştım böyle. Mısır satmakla başladım. Adana sokaklarında su satmakla başladım. Ama ilk yaptığım iş şuydu. Bir gün 7 yaşındaydım. Annem elinde bir kese kağıdı ile geldi. Oğlum dedi, bunun içinde dedi akide şekeri var dedi. Ben saydım dedi, bunun 5'ini 5 kuruşa verersen 65 kuruş tutacak bu dedi, ama 25 kuruş bizim karımız olacak dedi. Ne diye bağırayım dedim anne. Annem dedi, hadi şeker var şeker diye Adana sokaklarında bağır. Ben buna bir ekleme daha yaptım. Hadi şeker var şeker, parası olan alır, parası olmayan sümüğünü çeker diye Adana sokaklarına dolan gel dolan gel. 7 yaşımda çalışmaya başladım. 3 yıllık İnönü İlkokulu'ndan sonra 4. sınıfı Gazi Paşa İlkokulu'nda, bu okulun depremde zarar görmesi üzerine 5. sınıfı İstiklal İlkokulu'nda okuyarak ilk öğrenimini tamamladı. Daha sonra Tepebağ Ortaokulu'nu bitirerek yatılı olarak Diyarbakır Öğretmen Okulu'nda okudu. Muzaffer İzgü her fırsatta sevdiğini söylediği eşi Günsel Hanım ile bu okulda tanışır. Diyarbakır İlköğretmen Okulu'nu bitirdikten sonra Silvan'da, Aydın'ın Akçakoca köyünde, Cincin köyünde, Aydın merkezindeki yetiştirme yurdunda, Güzelhisar İlkokulu'nda öğretmenlik yaptı. 11 yıllık ilkokul öğretmenliğinin ardından ortaokul öğretmenliğine geçti. Aydın Gazi Paşa Ortaokulu'nda Türkçe öğretmenliği yaptı ve 1978 yılında emekli olup İzmir'e yerleşti. İlk yazılarını 1959 yılında Aydın'da yayımlanan Hür Aydın gazetesinde yayımladı. Küçük öykü ve röportajlar derleyen İzgü, 1964 yılından itibaren yazarlığını Demokrat İzmir gazetesinde sürdürdü. Bu arada Gülmece dergisi Akbaba'da da öyküleri, İstanbul'da çıkan Milliyet ve Akşam gazetelerinde de röportajları yayınlandı.
yıllarımı ben Aydın'da öğretmendim o zaman. Aydın, Hür Aydın gazetesinde yazmaya başladım. Orada öyküler yazıyordum ben Hür Aydın gazetesinde. Daha sonra Demokrat İzmir'e, İzmir'deki Demokrat İzmir gazetesinde hem haber şeyler, röportajlar hazırlamaya başladım. Atıl İlhan'ın da çok şeyini gördüm. Hatta bana bir gün bir röportaj önerdi. Dedi ki işçilerle bir şeydeki Söke Ovası'ndaki röportaj yapar mısın? Yaparım dedim. Hemen aklımda doğdu. Fotoğraf çekmeyi seven bir işçiymiş pozunda dedim ben oraya giderim. Yazılacaklara ben yazarım dedim onu şeyin içinde, hamak gibi bir şeylerin içinde. Fotoğraflarda sanki meraklı bir fotoğrafçı gibi gerçekten bir hafta sürdü o Demokrat İzmir'de. Çok büyük de övgü aldı. Şimdi bir öykü yazıyordum. Bir de küçük köşem vardı. Orada çok kısacık bir fıkrayla günlük olayların üstünü çizmiş, altını çizmiş oluyordum. Böyle başladım. Hıdır Baba öyküsüyle 1977 Nasrettin Hoca Gülmece Öykü Yarışması Üçüncülük Ödülü. Anayasa Hangi Anayasa öyküsü ile 1977 Milliyet Sanat Dergisi Gülmece Öykü Yarışması'nda ikincilik ödülü. Donumdaki Para adlı hikaye kitabıyla 1978 Türk Dil Kurumu Öykü Ödülü. Dayak Birincisi adlı hikaye kitabıyla 1980 Bulgaristan Altın Kirpi Ödülü. Uçtu Uçtu Ali Uçtu masalıyla 1980 İstanbul Uluslararası Çocuk Kitapları Fuarı birincilik ödülünü alan Muzaffer İzgü, ayrıca 1997'de Tömer En Başarılı Çocuk Kitapları Yarışması ikincilik ödüllerini almıştır. Muzaffer İzgün'ün yapıtları öykü mizah ağırlıklıdır. Bando Takımı, Donumdaki Para, Deliye Her Gün Bayram, Sen Kim Hovardalık Kim, Her Eve Bir Karakol, Dayak Birincisi, Devlet Baba'nın Tonton Çocuğu, Çanak Çömlek Patladı, Üç Halka 25, Orta Direği Yıkan Ayı, İşte Mühür, İşte Sen, Devletin Malı Deniz, Azrail Nasıl Rüşvet Yedi, Siz Bilirsiniz Paşam, bunlardan bazılarıdır. Gece Kondu, İlyas Efendi, Halo Dayı, Kasabanın Yarısı gibi romanlara da imza atan Muzaffer İzgün'ün Zıkkımın Kökü adını verdiği ve çocukluk dönemini anlatan çalışması ise filme alınmıştır. Muzaffer İzgü aynı zamanda oyun yazarıdır. İnsaniyettin, Kara Düzen, Reçetesi Peçete, Utanmıyorum, Üşüyorum, Her Devrin İti, Dandini Vatandaş Dandini yazdığı oyunlardır. Diğer yandan Muzaffer İzgün'ün yaşamının özel bir yerinde Türkçe ve Dil Derneği vardır. Her yıl 26 Eylül'de düzenlenen Dil Bayramı etkinliklerinin değişmez adı olmuştur o. 2005 yılında 4. İzmir Türkçe'ye Emek Ödülleri, İzmir Özel Ödülünü alan Muzaffer İzgün'ün okul söyleşileri, çocuklarla buluşmaları
hep şenlik havasında geçmiştir. Çocuklara yönelik çok sayıda kitapları da bulunan Muzaffer İzgü, yapıtlarında güldürmekten çok düşündürmeyi amaçlar. Roman ve hikayelerinde kişileri halkın konuştuğu dille konuşturur. Toplumsal çarpıklıklara sınıfsal açıdan bakarak Anadolu insanının sorunlarını kara mizah yöntemiyle yansıtır. Mizah öğelerinden faydalanarak toplumun aksayan yönlerini okuyuculara aktarmaktadır. Çocuk okuru olmayan bir toplumun asla yetişkin okuru olmaz. Eğer biz çocuklara okutursak şu bastığımız kitapların hepsini ileride onlara okuturuz. Eğer okuru hazırlamazsak okutamayız. Mutluyum, mutluyum. Böyle oturup yazarken şu kadar para bana gelecek gibi yaşamımda hiç düşünmedim bunları. Ben okuyan bir ülkeden yanayım. Okuyan insan düş kurar. Düş kuran insan düşünür. Düşünen insan soru sorar. Soru soran insan artık birey olmuştur. Sürünün koyunu değildir. Bu gençlik romanlarında da gençlerin ve onların çevresindeki insanların bir takım sorunlarını anlatmaya çalışıyorum. Açık söyleyeyim, gençlerimiz büyük bir baskı altında. Yani bu baskılar çocuklara hep şu yüklenmiş. İşte üniversiteyi bitireceksin, mezun olacaksın, işte yaşama atılacaksın, bilmem ne. Bugün fanatiklerin kaçta kaçı üniversite sınavını kazanıyor, hiç duydunuz mu? %4'ü kazanamaz, dünyada kazanamaz. Her şey top gibi görürüm. Ne diyor? Ölmeye geldik, sabaha bak. Maça geldin sen, ben ne ölmesi? Otur maçını izle, çek git. Yani ben o insanın okuyucu olacağını asla. Kitap okuyun. Kitap okuduğunuz zaman başarılı insan olursunuz. Düşünürsünüz, düş kurarsınız. Kıyaslamayı, kavramayı öğrenirsiniz. Ve size de söylüyorum. Bu yaştan kitap okumaya başlayın. İlerideki üniversite sınavını ilk girişte kazanamazsanız gelin benim yakamı tutun. Bütün işlemimle söylüyorum bunu. Çok kitap okuyacaksınız. Hadi! Ayıya bak diye şu kalabalıkta bir bağırın. Kimse size bakmaz. Bağıran kimseye bakmaz. Herkesin gözü bir yere gider. Çünkü herkesin kafasında bir ayısı vardır. O ayıyı arıyordur orada o. Yani acaba o benim bildiğim ayı mı diye. Onda benim bir okulda matematik dersi duygu verir mi çocuğa? Hangi çocuk duygulanmış şimdiye dek? 5 kere 5 25 Ay neyi duygulandım? Seyhan Ceyhan Akdeniz'e akar. Coğrafya bilgisi. Hiçbir çocuk duygulanmaz. Ama okuduğu bir şiir, okuduğu bir roman, izlediği bir oyun, dinlediği bir müzik...